Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Köfteniz Topyası'nın 18. bölümüne hoş geldiniz ve neden eski madenimdeyim diye soracak olursanız çok güzel bir sebepten ötürü. Dan dan dan. Oku almayı unutmuşum. Neyse, oksuz. Ya da dur boşver, oku alayım ben. Evet, oksuz o kadar verimli olmaz diye düşünüyorum. Hatta Star Call'ları da alabilirim. Evet, Star Call'ları da alayım. Ya yay ve Star Call'ları, hatta bir de kanımı doldurayım. Orayı kullanmamın sebebi hiçbir şekilde hasar görmesini istemiyorum. Kendi evimin yakınlarının. Neticede öldürmem gerekecek. Değil mi? Bunu kendime en az minimum zararla yapayım. Evet, şimdi buradan inventörümde boşaltacağım birkaç bir şey. Şunları taramış mıyım? Evet, taramışım. Şunları bırakayım. Bu kalsın. Star Collar'ım nerede? Star Collar'ı burada. Yayım, o da burada. Bakalım sen nesin? Regeneration. Bu kalsın. Belki işe yarar. Fire Reduction'a ihtiyaç yok. Strength olsa o işe yarayabilirdi ancak... Boş ver. Tabii buradan itibaren yarası olarak yolumuza devam ediyoruz. Ve... Upuzun tünelimizden devam ediyoruz. Bu arada bu tünel hakkında da bir şey planlıyorum. O eski evin oraya bir şeyler yapacağım gibi sanki. Bakacağız. Bu arada belki hakkında yorum gelmiştir ancak önceki bölümlerde yerleştirdiğim Chunk Loader'ın recipe'si şu an tuhaf bir recipe. Ancak ben de neden var diye soracak olursanız serinin başını izleyenler bilir. Henüz recipe'yi değiştirmeden önce onu craft etmiştim. Dolayısıyla da hala eski recipe. Evet. Şimdi... Şu arkadaşları yerleştirelim. Ve seni tarayalım hızlıca. Evet, patlasın. Evet. Fazla kolay oldu. Çok kolay oldu. Oops, arrow tarıyor. Nether Star. Evet. Tamam, bu bayağı kolay oldu. OP olmayı seviyorum. Evet. Tabii buradan yarası olarak çıkmak çok daha sağlıklı olacak. Evet. Evet, tam gaz koşuşumuza konuşma yeteneğimi bir ara geri kazanacağım ancak hangi ara olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ama bir ara olacağı kesin. Diye umuyorum. Umarım. And voila. Gündüz vakti, o yüzden herhangi bir kan içmeyeceğim. Gece vakti yardıracağım. Bu arada şunları da kullanmayı planlıyordum ancak olamadı. Mesela şöyle bir yarasa sürüm var. Spamlayabildiğim. Ve bunlar benim baktığım yere saldırıyorlar. Peki bu arkadaşın için lazım. Camları şuraya taşıdım bu arada.
Hop. Evet, tabii ki de. Asıl eğlence. Portal burada geçici bu arada. Ve unutmadan Leksika botanyamızı da bir alalım. Ups, yanlış tuş. Leksika botanyayı tabii oraya koydum. Evet, sevgili Leksika botanya. Şimdi Ritual of Gaia. Şimdi Visualize. Aslı dur. Şimdi unvisualize, visualize. Tamamdır. Şimdi bizim Python'a ihtiyacımız var. Ha, bunu anladı. Tamam, bu biri için. Bir fazla oldu. Bunun yanı sıra. Tamam. Bu da bir fazla oldu. Beraberinde. Tamamdır. Fazlasıyla harika hepsi. Ve sonrasında da iki şey birden yapacağım. 16'mız gelin şöyle, sonrasında sen gel. Tamamdır. Ve balta burada değil. Ve hepsi bağlı. Neden dört tanesi okumadı? Neyse, ilginç. Şimdi sizi atalım şöyle. Ardından. Gaia Pylon. Tamamdır. Bu da tamamdır. Bu da tamamdır. Bu da tamamdır. Ve geriye tabii ki de bu kalıyor ve structure complete. Şimdi yapmamız. Tamamdır. Perditio kazandık. Bir yerden, havadan. Şimdi yapmamız gereken tek şey bir sen, bir sen, bir de sen. Hop.
Vop, vop. Vop, vop, vop. Evet, evet, tabii ki de bu savaşa girmeden önce kanımı yenileyeceğim. Çünkü bu Wither'dan daha zor bir savaş. Ama hala kendi büyük abisi kadar zor değil gene de. Sen, benim vampirim buraya uğramış. Evet. Biraz köylere acıyorum. 3 tane vampirle beraber yaşıyor adamlar. Evet. Sonra siz gelin. İki tane, bir tane, bundan sonra bir tane daha içeceğim gibi. Ah. Tamam. Bugün de köylülerimizi içtik. O zaman şimdi terestilimizi alalım. Seni kılıç moduna getirelim. Ve şurayı kapayalım. Şunu da bir aktifleştireyim ben. Çalışsın yani. Olur da olmaz. Diamond'ı da aktifleştireceğim. Bu 60 ot değil. Bir tane yeterli. Aslında dur, Emerald'ım var. Hangisi daha değerliyse onu da aktifleştireceğim. Emerald. Strength hiçbir fark olmayacak ama strength bir ha yok. Evet ve Gaia Guardian'ımız hazır. Gördüğünüz gibi benim görüntümü taklit ediyor. Ve şey, projectile saldırılar işlemiyor ona. Ya, ok işlemiyor. Ya, kısacası kılıçla dalacaksınız. Gel bakalım. Ayrıca şey, bu neden hiçbir işe yaramaz diye soracak olursanız, ha bu arada sanırım mana glass'ı da gökyüzünü kapıyor olarak kabul ediyor ya da suyu. Oha! Öldüm! Ölebiliyormuşum! Oho! İlginç. Normalde ölememem lazımdı. Demek ki daha dikkatli olacağım. Demek oluyor bu. O zaman bu zırhı değil de bunu giymenin vakti geldi. Dan dan dan. Ve tabii ki de bir adet daha terastil yapmam gerekecek. Çünkü arkadaş kayboldu. Uzun zamandır ilk ölüşüm. Önemli bir şey bence. Tamamdır. Seni de bir alalım. Hatta içelim. Evet.
canının çoğunu götürdük. Bir tane kırmışım şurada. Ya da o kırdı. Evet. Bu arada müzikleri ben eklemedim, onu söyleyeyim. Müzikleri Botanya kendisi ekliyor. Hatta Starcaller. Ah, geçmiyor tabi. Ve şu an sadece yaratık summonlayacak. Bunun bir üst versiyonu bu arada Wither'da summonlayabiliyor. Zombilerin bana saldırmadığını zaten biliyorsunuz. Efendileriyim ben onların. Ama gene de öldürüyorum. Çünkü kölelik sistemi böyle bir şeydi. Oo, bu da Wither çağırabiliyormuş. Bir canım ne kaldı ve Gaia öldü. Evet, 8 tane Gaia Spirit. Bunlardan 4 tanesini saklayacağım. Evet. Bakalım neler yapabiliyoruz. Gaia Spirit Ingot bu lazım. Black Hole Talisman, Mana Storm Charge ve Gaia Mana Spreader. Bunun yanı sıra Timeless Ivy. Bunları zaten geçtik. Evet. Ve bu arkadaş. Evet. Şu arkadaşı yapabiliriz, ancak bunu istiyor muyum emin değilim. Şu an çok bir verimi yok benim açımdan. Ve sizler gelin bakalım. Evet, iki adet boss battle yaptık bu bölüm. Sizler geçin şöyle. Şu oklar tabii ki de silinecek. Sen geç şöyle. Zombi brain buraya. Ve şu Gaia Spirit nerede? Şuraya. Ya da şuraya. Tamamdır. Huu. Evet. İki adet boss'umuzu öldürdük. Şimdi bunun yanı sıra aşağı inelim. Tabii ki şu gelsin. Evet, tabii ki de bu zırhı değil de diğerini giymem gerekecek burada. Ve şunu bir ara enchantleyeceğim. Hatta aşağıya daha güzel bir arkadaş planlıyorum. Evet, şimdi. Şurada bir arkadaşımız daha var. Kendisi Infernal Blast Furnace. Basitçe nedir diye soracak olursanız, içine demir atıyorsunuz ve çelik olarak çıkıyor. Capsule'a basmışım. Evet, bakalım. Evet, Infernal Blast Furnace recipe'lerine bakalım. Çelik. Iron'ı daha verimli işleyebiliyormuşuz. Aslında doğru, direkt madenleri daha verimli işleyebiliyoruz. Ama cluster hallerinde. Ama ben cluster mı kullanayım? Evet, cluster kullanmam çok daha sağlıklı olacak gibi benim. Evet, cluster kullanmam çok daha sağlıklı olacak. Ah,
Evet, cluster'ları otomatikleştirecek bir yöntem yaparım yakında. Bunun yanı sıra wantları tabii ki de yukarıda bıraktım. Burada yaptığım başka bir değişiklik yok. Sadece XP'lerimi bırakacağım. Bu arada neden swarm'ımı kullanmadım? Evet, ve bunları boşaltalım. Bunu boşalttık. O zaman muhtemelen Gaia Garden için başka bir alan açacağım. Daha yüzeyde bir alan. Muhtemelen şuralarda bir yerde yapabilirim. Kapalı bir alan olacak ama. Sadece monoglass'la kaplı olacak tepesi. Orada dövüşürüm ve seni de şöyle bir remove'layalım. Evet. Burası bizim Gaia Garden dövüş alanımız şimdilik. Ha, şurada bir tane kalmış. Seni şunu alamıyorum tabii ki de. Silmiş olduk. Evet, ve şimdi ne yapacağım onu düşünüyorum. Aa, evet. Far Reach. Bu yüzüğü yapmak istiyordum ben. Ancak Rune of Pride. Runecraft etmeye üşeniyorum. Kamera önünde sıkıcı bir olay. Evet, şimdi ben ne yapabilirim onu düşünüyorum. Blood Mage'ye başlayacağım bir ara. Witcher'ye başlayacağım. Düzgün mana üretimi yapmam lazım. Evet. O zaman ben bir hemen geliyorum. Evet, ve yapacak ilginç bir şey buldum. Spinning Well. Sen şöyle bir arkadaşsın. Ve bu arkadaş bana ilginç bir şey için lazım. Evet. Şu ikisi için. Toplamda 6 tane lazım bunlardan. Yani Üç set bu. Tomium'um var mı hiç benim? Muhtemelen hayır. O zaman Tomium yapacağız. Tomium'un yapımı nedir diye soracak olursanız 4 magic ve 1 iron. Magic için güzel bir kaynak. Aa, bu arada seni incelememişim. İnceledim artık. Magic için güzel bir kaynak bakalım. Quicksilver'ı da incelememişim. Evet. Ne kadar magic lazım? 4 mage'ye tamam. O esnada bir de bakın bunun recipe'lerinde neler var. Evet, bu kısım tamam. Bu kısım da tamamlansın. Ve bunun yanı sıra şu arkadaşlardan da lazım olacak ve bunlar için umarım string yeter. Bakalım string üretmenin yolu. Tamam, bunları elde edebilirim. Sıkıntı yok. O zaman. Evet. Bir etki altına mı girdim diye baktım da ekranın çevresi biraz kararınca kalmamışım. O zaman hadi bakalım. Kovan nerede?
sürekli böyle bir şeyler unutup duruyoruz. O yüzden bir an önce corporate network kurabilmek istiyorum. Şunları tamamladıktan sonra muhtemelen corporate network'e çalışmaya başlayacağım. Kendisi inanılmaz derecede güzel bir şeydir bu arada. Ve sen şöyle gel. Tamamdır. Bir tanesinin nugget'ı yeterli bana. Şimdi... Evet. Bu üçü... Dört... 8 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Tabii ki de sen. 16. Şunları bir yapalım. Kaç tane eksik? 3 tane eksik. Evet. Ve wand'ımızı da koyalım. Sonrasında yukarı çıkıp geri kalanına devam edelim. Wand'ı aşağıdan almadım. Nasıl? Scepter'ı. Yakında bir adet daha scepter yapacağım bu arada. Ama onun o Elementum'dan olacak. Çünkü evet ve şu arkadaşı da yapalım. Tamamdır. Ve sonrasında da şu iki nugget. Evet. Ve tabii ki de burada birleşiyorlar. Aa, doğru. Daha fazla lazım bundan. İki tanesi tamam. Geriye dört tane daha kalıyor. Yani bir tane. Evet, iki tane yapmakla haklıymışız bayağı. Oops. Evet. Şimdi siz gelin. Ve bunları da yaptıktan sonra fazla yaptım galiba ama evet. Yok, az yaptım. Çünkü şunlardan da yapmam gerekecek. Evet. İlginç bir crafting sistemi. Normal yarınlar hazır.
Bu Spinning Wheel cidden ilginç bir makine. Gene fazla yaptım. Evet, bugün matematiğim cidden kötü. Ve tamamdır. Sonra son olarak yapmam gereken bir şey daha var. Goggles of Revealing. Ve bakalım. Bunun bir Miss Discount. Yok. O zaman hadi bakalım Goggles of Revealing. 2 gold. Sam's 4 tane sen. 6 gold, 2 glass. 2 glass. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gold. Ve 4 leather. Tamamdır. O zaman. Siz gelin bakalım. Sonrasında şu iki arkadaş da gelsin. Ve şunu da yerleştirelim. Ve artık bu hazır. Bunun anlamı nedir diye soracak olursanız %5, %5, %4 ve %1. Bu arkadaşlar bana mana risk discount sağlıyor. Yani zaten şunun evet. %65 daha az mana tüketiyorum şu an. Evet. Discount'lara bir bakalım. Bundan daha bir az bir risk discount'ı olan Ikorium'lar var. Ancak onları yapamıyorum. Araştırması bile yok. Evet, şunlar ayrı ayrı risk discount sağlıyor. Bunun yanı sıra Void'ler risk discount sağlıyor. Onun yanı sıra... Evet, bunlar güzel bir şeymiş. Ama şu arkadaşlar daha başarılı gibi. Yok değil. Evet, şu anki elde edebileceğimiz en iyi risk discount oranına sahibiz bence. Evet. Sadece şunu başka bir şeyle değiştirebiliriz ilk fırsatta. Ve yapacağım başka bir şey daha. Armor Standing. Bibliocraft'tan. 2. Bakalım. Ve bir adet de Redstone Torch alalım. Redstone Torch niye diye soracak olursanız anlayacaksınız şimdi. Ve aşağı inelim. Şimdi şunu direkt koyduğumuzda içine şu zırhları yerleştirdiğimiz anda Shift sağ tıkla sadece tıkladığımız parçaları değiştiriyoruz. Ancak eğer altına bir redstone sinyali gelirse iş değişiyor. Şimdi Shift sağ tıkladığımda tüm seti değiştiriyor. Evet ve artık crafting yapacağım zaman bu arkadaşları giyeceğim. Bu sayede çok daha az vis kullanarak yani Tomcraft'la uğraşacağım zaman bunları giyinip daha az vis harcayarak mesela şu an %79 şimdi %65 hani %14 daha az vis tüketiyoruz. Gayet verimli bir arkadaş kendisi. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü köftenin günler, iyi eğlenceler.